Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda söz vermiş olduğumuz gibi S9 Plus'a sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar telefonun incelemesini yapmıştık. Onu da hemen ekranda duran bir yerlerde var bağlantı. Oraya giderek izleyebilirsiniz. İlk başta suya sokma testi yapıyoruz normalde ama bu telefonu yapmayacağız. Artık IP68'in dünyalarca biliniyor olayı. Yaz gelsin telefon buluruz. Onunla da denizlere, havuzlara açılırız. O zaman sıkıntı yok. Ancak bizim küçük havuzumuzda zaten bu telefon dayanacaktır. Ondan da bir şüphemiz yok. Şimdi gelin telefonu yakalım. Beni gerçekten yanma konusunda şaşırttı. Bilenler bilir, bizim yaktığımız telefonlarda genelde kara delik oluşuyor. Bunda öyle bir şey olmadı. Ha, unutmadan bir dakika, parmak izi okuyucusunu yakalım ya, durun. Çok merak ediyorum çalışacak mı da şu an çok sıcak. Yemeği soğutur gibi soğutuyorum vallahi. Basıyorum. Vallahi çalıştı. Şununla başlayalım ya, bozuk para. İspanyol dansçılar gibi telefonun üstüne dans ediyorum ha. İspanya'ya gittik ya, oradan kaldı herhalde. Kameraları da çizmeye çalışalım. Var ya, bir tek şu parmak izini bir şey yapamıyorlar ha. Bak cayır cayır soyuluyor. Bakalım çalışıyor mu kendileri. Aha gitti. Aa açıldı. Parmak izinde bir sıkıntı yokmuş arkadaşlar. Az önce ben basamamışım. Şimdi bir de ben döner doğramak istiyorum. Abi bu çok kötü oluyor ya. Bu bayağı üzücü oldu. Maalesef yan tarafları üzdü arkadaşlar. Falçatayla şuralara çok girişmeyeceğim arkadaşlar. Burası biraz hassas. Burayla çok uğraşmayalım ama ön ve arka tarafa ne olacak? Gorilla Glass 5'in hakikaten de dayanıklı olduğunu buradan görebiliyoruz. Bir de arka tarafa şöyle deneyelim. Yok. Kameramıza da bir şey olmuyor. Arka tarafta zaten cam olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Çizilme testimizden de telefon başarıyla çıktı arkadaşlar. Telefon cetvel gibi arkadaşlar. Metal çerçeveler sağ olsun telefonu bükmedi. Tabii ki de böyle bırakmayız. Bununla bir de oturalım bakalım üzerine arka cepte neler olacak. Haydi. Bükülme var mı? Yok arkadaşlar. Telefon bükülmeye karşı hakikaten sağlammış. Milim bile oynamadı bence. O zaman şimdi haydi sıradaki teste. Bırakıyorum. Cep hizası. Evet, cep hizasından düşürmede herhangi bir şey gözükmüyor. Telefon oldukça sağlam duruyor. Şimdi gelin bir de dilerseniz kulak hizası yapalım. Kulak hizasından da gerçekten telefon beni şaşırttı. Telefon şu şekilde düştü arkadaşlar. Başına bir şey gelmedi. Peki ya şöyle düşseydi ne olurdu? Artık zorlayalım biraz sınırlarını telefonun. Arkadaşlar telefon oldukça sağlam. Photoshop'u bu tarafa taşımış. Olsun, sıkıntı yok. Dokunmatiğinde falan filan herhangi bir sorunumuz yok. Gerçekten kulak hizasından şöyle düşmesine rağmen derken şaka yaptı. Harbi mi? Nasıl trolledim sizi? Şuraya dokunuyorsun, eline herhangi bir kesik gelmiyor. İçeriden gitmiş. Yani başına böyle bir şey gelmesi normal. Siz kullanırken daha dikkatli olacaksınız diye tahmin ediyorum. Ama kulak hizasından telefon şöyle düşerse gördüğünüz gibi çatlayabiliyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Telefonu çatlatabildiğimize göre bence artık gelin Webtekno usulüne geçelim. Evet, şimdi geldik aksiyon dolu finalimize. Aksiyon dolu final tabii ki de çağdaşsız olmazdı arkadaşlar. Şimdi bu telefonda ne yapacağız? Kanala bir yorum gelmiş. Abi adam yorumda demiş ki telefonu ayağınıza bantlayın sonra yürüyün bakalım kırılacak mı? Hadi bakalım. Bence o zaman mantıklı ya, acaba ayakkabının altında. Bak sana özel ayakkabı giydim. Hadi. Hadi o zaman. Ekran aşağıya baksın. Nereden sen tut, ben bantlayayım. Ev adresini seç diyor çağdaş. Yürüyerek eve doğru buradan. Geç zaten. Yarına varırsın artık. Basıyorum. Yürü lan. Evet arkadaşlar, ilk siz görün. Bir dakika, ben de merak ediyorum. Bir göster ya. Oo, 5 adımda gitti. Evet, şu an çalışıyor arkadaşlar. Kamerasını açalım. Çok iyi. Ön kamerasına bakalım. Bir fotoğraf çekelim. Ya yine de ben biraz şaşırdım. Hani ilk seferde bu kadar olmasını beklemiyordum. Kaç kilosun kadar... Çağdaş şimdi? Açık konuşalım. Ya onu sorma. Kanayan yaramız. Kaç mı kiloyu? Boş ver, gel. İyi hadi. Gel hadi. Koştuk bir koştuk. Ben arka tarafını bağladım arkadaşlar telefonun.
Bunda şartlı da şampaz olmuş. Telefonumuz ayakkabıyla yürüme testinden geçemedi. Gördüğünüz gibi. Şu arka kamera arkadaşlar şu an jortladı. Artık çalışmıyor. Abi şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Buradan aşağı atlayacağım. Çok hayda. 10 tane. Oğlum bana tekme atmıyorsun. 3, 2, 1. Oh. Sen de iyi olmuşsun abi döner tekme. Telefon ısrarla çalışıyor. Bir de sen atla bakayım lütfen. Gel. Parmağımı kestim, çok sinirliyim zaten. Atlıyorum. Sayıyorum. Sayma. Bence sen bu işi yaptın abi. Ne? Anlamadım Çağdaş. Anlamadım. Ha lütfen. Aa, mutlu ol. Yeşil ışık yandı telefon. Ben o yeşil ışığı görmeyince dayanamıyorum ya. Şuradaki göçme, yandaki ışık üzmesi, üst taraftaki parçalanmalara rağmen telefon şu an sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor lütfen. Ne diyorsun bu işe? Vallahi helal olsun ya. Ne var lan bunun içinde acaba? Aç bakalım hadi Çağdaş, açabileceğim. Biraz kalın diyor. Yani. Bir şey söyleyeyim, ondan gözlük cam bile olur ha. Yalnız yine farklı bir durum var arkadaşlar. Hala şeye ulaşamadık. Aynen. Demek ki öyle. Sağlamlık oradan geliyor. Oğlum nereye koymuş adamlar bunu? Çağdaş bak pil var orada pil. Pil bu tarafta değil. Sen niye arıyorsun? Telefonu arıyorum oğlum. Telefon işte. Çok sakat. Samsung. Hani sizi dinledik, parmak izi okuyucuyu aşağıya aldık diyor ya. Acaba bizi izleyip içine metal kaplama yapmış. Belki de öyle olmuş olabilir. Aha. Kaç. Aferin Çağdaş. Bravo. Çağdaş bataryayı patlatmaya çok yakınlaştı arkadaşlar. O yüzden yani bu videoyu burada açıldı. Keselim suratımız patlamadan. Aynen. Şöyle söyleyebiliriz telefonla ilgili. Yani birçok sağlamlık testine telefon girdi. Bu da sağlamlardan bir tanesi olarak telefon mezarlığına doğru gidecek. Gündelik hayatta düşürmemeye yine özen gösterin de. Kesinlikle tabii yani ki de. Ama ufak tefek meselelerde telefon sağlam görünüyor arkadaşlar. Aynen öyle. O zaman abi artık videoyu kapatalım. Videoyu kapatalım arkadaşlar aynen. Videoya yorum atmayı aşağıdan kafanıza takılan her türlü soruyu sormayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bir de arkadaşlar fikirlerinizi her zaman açığız. Ne zaman isterseniz bize mail vesaire atabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıda tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.